Merhabalar. Bu bölümde... Bu bölümde Black Mirror'ın 4. sezon 5. bölüm Metalhead'i konuşuyoruz arkadaşlar. Evet, Metalhead adlı güzel bir film var izlemek isteyenler için. Bayağı karanlık bir İskandinav filmi. Tamam. Plug için teşekkür. Sizin filminiz mi? Hayır değil ama yani hani bunu izleyeceğine onu izle gibi. ne münasebet. Evet, rengimi belli etmiş olaraktan başlamak isterim. Bu bölümü de kim yazmış? Charlie Brooker arkadaşımız el cihazıyla yazmış arkadaşlar bu bölümü de. Yine. Yönetmenimiz David Slade. Ama Hard Candy'yi yönetmişti. Evet ki ben çok beğenmiştim Hard Candy'yi. Yönetmenliği de çok iyiydi filmin. American Gods, Breaking Bad ve Hannibal'dan bölümler yönetmiş. Hannibal'dan bölümler yönettiyse güzel. Gözüne güzel girmiştir olmuş. Zeynep'in. Benim için yazı çok önemli yani metin çok önemli. O yeterince iyi olmayınca ay işte siyah beyaz çekmiş, güzel sinematik çekmiş. O beni ilk saramıyor. Dur daha dayı oldum daha yine. Daha başlamadan lafları dizdi bölüme yani. Bir dur ama. Evet, Black Mirror'ın en kısa bölümü 41 dakika. 41 dakika. Siyah beyaz çekilmiş. Bence bir sepyaya kayan bir tonu var. Direkt evet, siyah beyaz demezdim. Bence de vardır. Bariz evet, vardı. Yani şey böyle bir hoş bir tonda ama küflü değil. Hangisi? Siyah beyazı tercih etmiş. Sepya koyu yeterliydi bilmiyorum küflü değil diye. Ya işte şey gibi post apokaliptik gibi böyle bronz tonu. Neden böyle bir şey tercih etmişler? Eski korku filmlerini hatırlatması ve öyle bir tehlike şeyi vermesi, duygusu vermesi için. Evet. Ve böyle yani iç sıkıcı bir duygu vermesi için öyle rengi tercih çekilmiş etmişler. Evet ama tabii şunu da bir gerçek yani bunu da biliyoruz ki her şey siyah beyazken daha iyi görünür. Evet. Ve bir şeyin satış noktasını artırır yani. Satış noktasını güzel çevirir. artırır yani şey albenisini artırır evet. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Albenin sözcüğüne bayıldım daha önce söylemişimdir eminim. Kesin kamerada da söylemişsin. Kamerada söyledim evet. ben şöyle bir hızlıca konuya değinmek istiyorum. Şimdi böyle bir postapokaliptik dünya var. Ya da ne Türkçesi ne onu bilmiyorum artık. Kullanılıyor ama galiba böyle. Postapokaliptik bir dünya var ve bu dünyada böyle hasta ya da ölmeye yakın bir insanı mutlu etmek için bir şey yapmaya çalışan birkaç insan var. Evet. Bir fabrika gibi bir yere gittiler arabayla. Bir şey alıp gelecekler gibi. Evet. Hani ben öyle ölmeye yakın falan gibi konuşulduğu için ve hasta gibi konuşulduğu için ne bileyim tıbbi aracının bataryası falan gibi düşünüyorum böyle hani. Öyle bir şey sandık. Yani şey yapmıyor. Bir de kendini çok açmıyor bölüm yavaş yavaş. Davranışları da biraz rahattı falan yani çok şey değillerdi. Yani bir eleman çok korkuyordu belliydi ama hani silah görmedik bir şey görmedik. Sanki şey gibiydi hani bu post apokaliptik bir dünya ama burada kendilerini korumaya çok alışmış gibi değillerdi. Gerçekten silahları yoktu mesela. O yüzden şey bilmiyoruz. Mesela bunların hepsi dün de olmuş olabilir. Yani dünya dün de mahvolmuş olabilir. Onları bilmiyoruz. O yüzden çok speküle de edemiyoruz. Evet. Öyle bir halde. Fabrikaya yani o binaya doğru gidiyorlar. Orada bir tane robot köpek var. Evet, binanın içinde. Binanın içinde robot köpek var. Tam bir Fallout ortamı aslında. Evet. Böyle scavenge yapmaya gidiyorlar oraya falan filan. Ama yakalanıyorlar. Ve nasıl öldüreceklerini de bilmiyorlar tam olarak. Ya, yani. Ya o da yüzden... öldüremiyorlar. Yani ikisinden biri çünkü silah yok. Kadın daha sonra ama biraz keşfediyor gibi bir şeyler. Evet. Neden? Mesela onu biliyor olsaydı bir geleceğim oraya. Evet. Şimdi o köpek de seni öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Şöyle kafasından böyle GPS tracker şrapnelleri atıyor. Onlar böyle giriyor böyle. Bir tane de değil yani böyle saçıyor. Biri olsa işte yani kadın bıçakla falan çıkarıp ancak kurtulabiliyor. Onlar üzerine geldiğinde sonsuza kadar seni bulacak, öldürecek. Bir tane de değil 10 tane 100 tane gelecek öldürecek sonra yani. Tabii silah var bir de. Pompalı tüfeği var yani. Evet. Pompalı tüfeğini bir yandan da elinin ucunda onunla adamı öldürüyor. Evet yani saklanamazsın. GPS'i var üzerinde. Evet. Üç kişiden biri gitti. Evet. Yani bölüm işte bu üç insanın fabrikadan, o binadan bir şey almaya gelmeleri ve bu köpekler nedeniyle tek tek ölüp o almaya geldikleri şeyi alamamalarından ibaret. Ve daha sonra bir tanesi öldükten sonra ikisi kaçmaya başlıyor. Bir tanesi daha ölüyor. Bir tane kadın kalıyor ve o kadının hayatta kalma mücadelesini izliyoruz aslında biz bölüm boyunca. Sonra ölüyor. Ölüyor mu bilmiyoruz. Öldüğünü izlemedik çünkü ama büyük ihtimalle ölecekti. Ölüyor canım şey yapıyor. Eli bıçağı böyle gidiyor ya. Bıçakla şeyi çıkaracaktı ama GPS tracker'ı çıkaracaktı. Hayır böyle bakıyor.
şu şah damarının üzerinde olduğunu görünce hatırlatayım. Ben onu çıkaracak sanmıştım. Hatırlatayım ben izleyicilere. Şimdi bakıyor şah damarının üzerinde. Onu çıkarmaya çalışıyor. Öldürecek kendini. O zaman alıyor telsizi. Ben bir daha geri gelemeyeceğim diyor. Evet. Onu oradan anlıyor. Ben yine de onu çıkarmaya çalışacak bıçakla diye düşünmüştüm. Belki de yoruma açıktır. Bilmiyorum. Belki orada sanki daha mantıklı. Sonra da işte geri gidiyoruz. Tüm köpeklerin kadına doğru gittiğini görüyoruz. Çünkü tracker'ı aldığımızda hepsi otomatik olarak pıtır pıtır. Evet ve ondan sonra da en son sahnede de bunların o binadan almaya çalıştıkları şeyin oyuncak bir ayı olduğunu görüyoruz. Yani büyük olsa bir çocuğu mutlu etmek için İnsanlık oldu bunların hepsi. Ölmemiş diyoruz. Şöyle şimdi gelelim bölümle ilgili fikirlere. Evet. Öncelikle şeyi çok güzel yapmışlar. Bence işte yine pacing'i, hızı çok güzeldi. Ondan sonra görsel olarak çok güzeldi. Bence oyunculuk harikaydı bir kere. Maxine Peake'miş ablamızın adı. Çok güzel oynamış. Ben çok beğendim gerçekten kadını. Evet. Hani izlemek çok büyük keyif verdi yani. O 41 dakika boyunca. Ama hani beklediğimiz Black Mirror... teknolojik açıdan Black Mirror derinliğine sahip değildi bence. Çünkü köpekler için hiçbir açıklama veya dünyanın nasıl bu hale geldiğiyle ilgili hiçbir açıklama yoktu. Teknoloji eleştirisi açısından demek istiyorsun değil mi? Tabii. Teknoloji eleştirisi açısından bir şey yoktu. Tabii tahminler yürütebiliyoruz. Mesela bazısı diyor ki bu bir askeri bir köpek. Ama bence asla askeri olamaz. Çünkü askeri olarak tasarlanan bir köpek duvara tırmanamanında ağlama sesi çıkarmaz. Görsel olarak askeri olarak tasarlanmakta olan köpeğe çok benziyor fotoğrafları. Evet. Ama bence... o sesten sonra bitti bence. Yok ya yani, öyle demez ama ne bu? Bence şey bu ya ev hayvanı gone bad şeklinde. Öyle olabilir. Bir de şey olabilir. O bana mantıklı geldi. Özel güvenlik olabilir. Yani evin güvenliği gibi. Hani hem en iyi dostumuz hem de bizi koruyor falan gibi. Her eve giriyor anahtarıyla. O küçük anahtarıyla gözümüzü oyacak falan sonunda böyle. Öyle bir şey olabilir gibime geldi. O açıdan hani öyle bir mantığa oturtabildim. Tabii yine de elinde pompalı tüfek olacağını düşünmüyorum. Amerika gerçekten de çok kötü bir yolda devam etmediyse yani. Herkese silah, herkese silah. Köpeğine bir pompalı tüfek olacağını zannetmiyorum. Ama şeyi gördük zaten bölümde. Kendilerini upgrade ettiklerini, yükselttiklerini düşünüyorum özelliklerini ben. Hani bir şekilde eğer uzuvları o kadar gelişmişse öyle bir şey yapmış olabilirler. Bayağı da zeki görünüyorlardı. Bir şey kötüye gitmiş. Kesin. Yani o belli. Ama köpeği yapmışlar. Bu kötüye gitmiş. Eleştiriden çok belki de bakın insanlar bu halde olacak gibi bir gösterme bölümü olabilir belki. Ama şimdi diğer bölümler bizi düşündürüp bunu çözmeye itiyor ya. Burada çok çözülebilecek bir şey yok. Evet. Çünkü bir şey olmuş, sonucu bu. Dizinin en sonunda, yani bölümün en sonunda oyuncak ayı göstermek de bence bütün bölümü kurtaracak kadar yeterli bir etki değil. Bence de O nedenle benden düşük oy alıyor. Almadı. Onu anladık. Onu anladık. Senden düşük oy aldı kesin. Ya benim için 28 gün sonranın 28 köpek sonra versiyonu yani. Ama işte başarılı bir kısa postapokaliptik film. Ama başarılı bir Black Mirror bölümü değil. Aynen. Yani kısa film olarak keyif alacağım bir film olurdu. Hani çok yüksek bütçeli bir şeyden bekleyeceğim derecede keyif alacağım bir film olmazdı belki ama yine de bayağı bence güzeldi. Şey benim çok hoşuma gitti mesela bu bölümde. Genel umutsuzluk fikrini çok iyi alıyorsun insanlardan. Yani mesela o ilk arabayla geldiklerinde yani çünkü yapacak bir şey yok tamam mı? Sadece işte ölmeden bir şey daha yapalım gibi bir hava var. Bana onu iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Çünkü hani bu hayvanlara karşı yani hayvanlara karşı işte kendini savunma anı geldiğinde kendini savunmaktan başka yani onları yok etme işte toplu bir plan kurma falan gibi bir şey yok. O kadar fazlalar ki biliniyor yani belli ki bu insanların hiçbir yaşama umudu zaten yok. Hani ne fark eder evde oturup bekleyeceğimize çocuğa bir tane ayıcık alalım mutlu olsun falan gibi bir şey var kafa yapısı var. Öyle. Bunu düşünmemiştim.
İlginç. Ben onu bölümün kötü yanlarından biri olarak görmüştüm. O kadar hazırlıksız gitmelerine binaya. Ama senin gibi düşünürsek evet. Biraz yükseldi mi? Umutsuz. Yok, yükselmedi yine de. Biraz. Ama ilginçmiş. Ama senin yorumun. Senin yorumun güzel. Bölüm güzel değil. Ya ama benim yorumum doğruysa bölüm de güzel. Şimdi biraz. Şimdi şeye ne diyeceksin mesela? Gerçekten de bunlarla nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar. Onu beğendim ben. Evet. Demek ki bu yeni bir olay aslında gibi. Bayağı yeni görünüyordu. Çünkü şey de var. Bir eve gittiklerinde pardon. O eve gittiklerinde ölü vardı ya bir tane yatakta. Evet. Ki bence kendisini öldürdü böyle tüfekle. Öyle görünüyor. İki kişi miydi hatta? Galiba. Bir hatırlıyorum ama. Emin değilim. Fark etmez. Onlarla alakalı değil. Onun elinden bir şey almaya çalışıyordu kadın. Evet. Ve orada vücudu görebiliyorsun. Biraz daha tıp bilgim olsa anlardım ne kadar dekompoze olduğundan. Yani şey değildi. Mesela kemik değildi. Hala bir et vardı yani. Bir de gerçekten de böyle adım adım öğreniyorlar. Örneğin robota böyle boya attı. Robot göremedi. O çok güzel fikir. Evet. Şimdi bundan sonra bunu izleyen herkes boyayla gezinmeli o dünyada yani. Tabii. Aslında yani robotlar çok dokunulmaz falan değil. Sadece o kadar hızlı bir şekilde öldürmüşler ki herkesi benim anladığım kadarıyla. Ha devletler ne yapıyor? Devletler anında mı çökmüş? Onu merak ettim biraz. Çünkü sadece hani gruplar kalmış gibi bir izlenim verdi show. Hiç bilgi vermiyorlar çünkü hiçbir bilgi yok. Yani sonunda ben dedim o yüksekten çekime geçtiğimizde kuş bakışı çekime herhalde bir şeyler göreceğiz ama orada da işte ayıcıyı gösterler sadece. Yani bilmiyoruz yani sanmıyorum ki eminim bazı önlemler vardır buna karşı alınabilecek. Hani o açıdan da biraz çok inandırıcı gelmedi sadece bu insanların kalması. Mesela bütün hayvanların öldüğünü söylediler. Bütün hayvanları öldürmüş bile yani. O zaman bu kadar kısa bir sürede nasıl? Çok varlar. Çok varlar. Ondan. Bir de şey... Lütfen buyurun. Şeyi fark ettim. Burada da yine devletler yok. Hani bu olayın nasıl olduğunu anlamıyoruz. Sadece insanın durumuna bakıyor. Evet. Yani biraz daha insan merkezli bir bölüm olmuş bir önceki bölüm gibi. Hatta oradan da şeyi hatırladım. Black Mirror'ın ilk sezonlarında... Hep büyük olayı biliyorduk, hükümetin ne halde olduğunu biliyorduk, hatta hükümetin ne yaptığını falan görüyoruz. Yani hükümetten kastım işte Big Brother devletler, tarzı daha büyük olan, yani hep büyük olan yapıyı görüyorduk. Evet. Burada daha sadece insan merkezli bir sezon olsun gibi düşünmüşler ya bir his yaratıyor. Evet, çok fazla görmüyoruz öyle bir şeyi. Çünkü genelde ya üçüncü taraf uygulama vesaire öyle şeyler. Görmek istiyoruz. Alışkanlık ya da merak. Evet. Ama görmememizin böyle bir nedeni olabilir belki. Evet, öyle bir stil tercihi yapmışlar. İnsan merkezi. Özellikle dediğin gibi bu bölümde zaten odak da şey yani hani insanlığımızı kaybetmeyelim yaşadığımız ayıcık sürece için ölelim falan, falan gibi. Evet, yani hani çok mantıksız değil. O benim aslında beğendiğim yanlarından biri oldu işte o umutsuzluk havası. Ve yani bir şey daha yapıyorum işte ölmeden önce falan gibi olayı. Böyle ama işte siyah beyaz olmasını beğenmedim ben. Çünkü mesela siyah beyaz filmleri severim tabii ki. Ama eski değil yeni siyah beyaz filmleri de severim. Tercihse tercih olur. Ama şimdi bu bir dizi. Her bölümü kısa bir film gibi dursa da bu bir dizi. Tüm bölümler siyah beyaz değilse bir bölüm siyah beyaz olmasaydı bence. Ama Masters of None'ın ikinci sezonun birinci bölümü siyah beyaz olduğunda hoşuna gitmişti Zeynep. Gitmiş miydi o kadar? Gitmemiş miydi? Ama çok İtalya havasında bir onun özelliği oydu. Mesela o da dizi ama hani onu da bölüm bölüm incelemek mümkün yani temalı olduğu için. Evet. Gibi düşündüm. Onu da sevmemişimdir kesin ben. Ben sevmiyorum böyle popülizm kokan şeyleri o kadar. Yani biraz tabii işte dediğim gibi her şey siyah beyazda daha güzel görünüyor. Bu bir gerçek. Yani en azından görsel olarak yüksek bir puan alması bu bölümü Black Mirror bölümü olarak yine kurtarıyor. Kötü de değildi gerçekten. Yani hikayenin anlatışı çok güzeldi bence. Ama keşke hikaye hakkında daha çok şey bilseydik, dünya hakkında daha çok şey bilseydik dedim yani bittiği zaman. Üzerine çok fazla düşünemedim çünkü yani çok fazla düşünecek bir malzeme vermedi. Onu demek istiyorum. Yani büyük olasılıkla böyle bir 5-10 saat ayırsak, otursak, bir daha izlesek falan çıkar malzeme eminim de. Yeterince dolu değildi. Baksana bir konuştuğumuzda bile fark etmediğimiz şeyleri fark ediyoruz. Bir daha izlesek bölümü çıkabilir bir şeyler. Ama açık açık göstermedikleri kesin. Belki yani belki çok az zaman ipucu yani bazında. Bir bu, de bu işte sezon... bazı bilgiler gerekiyor şey gibi işte o vücuda bakıp ne kadar çürüdüğünü mesela oradan oturur hani bilgilerle gerekiyor yani. İşte belki televizyon bilmem ne bir şeyler oralardan bir şey çıkar televizyonda yoktu ama dikkatimi çekti. Bir de bu sezonda
hikaye içinde ipucu vermektense sürekli diğer bölümlere atıf olayı var ya. Ama hoşuma giden bir şey değil zaten bu kadar fazla yapımız. Zaten Black Museum'da da konuşacağız. Şimdi ben şey olmasın yani spoiler veriyor gibi olmayayım da çok fazla atıf var zaten bölümlerde biliyorsunuz. Bunda fark ettin mi bir atıf? Bunda şey var ya kadın eve girdiğinde San Junipero kartpostalı var masada. Sonradan gördüm ben de. Şey demiştin sen zaten Charlie Brooker'la konuşmuşlar bu bölümler aynı dünyada mı falan aynı acaba? Aynı evren mi değil mi? Bu köpekli nasıl aynı evet, evren olur ki? Değil diyor. Yani işte şey... Öldürür ya diğerlerini. Farklı timeline'lar olabilir ama yani. Ama yine de şey... yani evet de demek istemiyorlar bu soruya, hayır da demek istemiyorlar. Çok arada kalıyor. O da bilmiyorum bana biraz tutarsız gelmeye başladı. Bir sonraki şimdi sözüm. Adama 3-4 sezon... Daha kontrat yaparlar. Hani aynı evrendeydi diye başını ekşiriz daha sonra diye. Evet tabii adam da haklı yani ama o zaman tutarlı bir şekilde yapacaksın. Cevap ver. Yaz duvara sonra onu yani, unutma. Kimse seni zorlamadı ki aynı evrenden ipuçlarını oraya buraya koydur yani. O kadar fazla var ki bakın bir sonraki bölümde konuşacağız bunu. Şey geldi patron biliyorsunuz geldi. Biliyorsunuz zaten. Easter eggs. Evet. Daha çok Easter egg dedim daha size. Daha çok koyacaksın. İnsanlar bunu seviyor. Falan. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar özetle tek başına düşünürsek bence keyifliydi. Sinematik olarak da güzeldi. Hikayesi de güzeldi bence. Oyunculuk mükemmeldi bence. İzlemenizi öneririm ben bu bölümü. Ama Black Mirror formatı içinde çok düşündürmedi demeden edemiyorum. Kendimiz çıkarıp düşürmeye çalıştık yani işte. Evet yani fena değildi. Ben yine o Metalhead adlı filmi de öneriyorum izlemek isterim. Onu da bu kanal önerisi değil Zeynep önerisi. Zeynep bilim kurguyla ilgisi yok. İşte böyle. O zaman bir tek son bölüm kaldı. Evet. Son bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.